Bitcoin, boğa senaryosunu destekleyen 3 grafik diyor. Buna şöyle bir göz atacağız ve BTC'deki durumun ana hatlarıyla durumu değerlendirmeye çalışacağız diyebilirim. Bir kere şu anda senaryodan ziyade hani boğa senaryosu dediği tabii ki BTC'nin artık istikrarlı yükselişine ve yukarı hareketine başlamış olduğu yorumundan ve açıklamasından buradaki söylemler geçmektedir. Bu doğru. Tabii bunu çok fazla veriden kaynaklı olarak anlayabiliyoruz. Mesela BTC daha geçtiğimiz günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesinde bir karlılık oranına yükseldi. Yani BTC'nin an itibariyle kazanç oranı %84'ü aştı. Mevcut cüzdanların %84'ünden fazlası artık BTC tarafında, daha doğrusu coin başına kârdaydı. Bu da tabii ki Bitcoin'deki durumu gösterdi. Aynı zamanda önceki videolarda konuştuğumuz Ekim 2021 tarihinden beri o zamanın 14,4 milyar dolarlık CME üzerindeki opsiyon sözleşmesi rekoru şu an itibariyle 14,9 milyar dolarla kırıldı ve korkunç bir para dönüşünün gerçekleştiğini opsiyonlar üzerinde görmüş olduk. Bu da piyasada aslında ne kadar ciddi bir para döndüğünün ve bunun ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizen bir veriydi diyebiliriz. Dolayısıyla evet, BTC şu an gayet iyi ve ilerleyiş için olabildiğince pozitif bir görüntüye sahip olmaya da devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı bu yıl %120 arttı ve çoğu analist yakın vade daha fazla kazanç öngörüyor. Bununla alakalı zaten konuştuk. Önceki videolarda uzunca Kasım sonuna kadar zannetmiyorum yükseliş olacağını, daha doğrusu 34.600'lerle 38.000'ler arasında sürer. Kasım sonu Aralık başına kadar bu süreç devam eder. Devamında 45.000 atağı başlayacaktır. Sebepleri ile alakalı da konuştuk. SEC'in yakında bir veya daha fazla spot borsa yatırım fonu onaylayacağına dair beklentiler, yanlış söylemişsin. Bir veya değil, bir tanesini onaylama gibi bir ihtimali yok. Bununla alakalı da konuştuk. O yüzden bir veya kısmı yanlış. Tek seferde birden fazla demek icap edecektir. Bunun kesinliği var mıdır? Evet, vardır. Ve Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen halving bu öngörüleri körüklüyor. Aynen. 2024 Ocak, ocağın başı 1 ila 10 Ocak tarihleri arasında bu 10 günlük süre zarfı içerisinde herhangi bir günde kısmen sürpriz olarak SEC toplu Bitcoin ETF, spot ETF onayı verecek. Ardından 2024'ün ortalama Binance'ın geri sayımına göre 24 Nisan, ama gün şaşabilir. Ancak ortalama bu minvalde olması tahmin edilen halving var biliyorsunuz. Bunun hemen ardından Haziran ila Eylül ayları arasında Fed'in istikrarlı bir şekilde de devam edecek bir faiz indirimine başlaması şu an için öngörülüyor. Bütün bunları hesaba kattığımızda 2024 yılının Bitcoin ve kripto paralar geneli için nasıl devam edebileceği ortalama bellidir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yakında bir veya daha fazla dedi. Beklentiler Nisan ayında yarılanma bunları körüklüyor. Küresel Merkez Bankası politika dönüş. Evet, buraya girmeleri de güzel olmuş. TS Lombard'ın grafiği 1947'den bu yana nispeten rahatlayan merkez bankalarının sıkılaştırma dengesini gösteriyor. Pozitif değerler daha sıkı koşulları, negatif değerler ise gevşeme dönemlerini işaret ediyor. Gevşeme politikaları Mart 2020'deki koronavirüs çöküşünü takip eden 18 ayda gözlemlendiği gibi piyasa katılımcılarını risk almaya teşvik ediyor ve likiditeyi artırmaya amaçlıyor. Sıkılaştırma para politikaları ise enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla uygulanıyor ve genel olarak likiditenin azalmasına yönelik işlemler görülüyor. Grafiğin son zamanlarda düşmesi geçen yıl kripto para birimleri de dahil olmak üzere finansal piyasaları sarsan küresel sıkılaştırma döngüsünün zirveye ulaştığını ve şimdi likidite gevşemesine yönelik artan bir ön yargı olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Evet, bu kısım tabii ki doğru. İçerisinde bulunduğumuz noktada artık
ABD Fed de biliyorsunuz faiz artırımlarını durdurmuş olduğunu hesaplayabiliyoruz. Nitekim Powell bu şekilde söylemese de bunun agresif bir şekilde piyasayı ekonominin gevşememesi amacıyla yaptığını anlayabilmek mümkün olacaktır. O yüzden artık ABD tarafında faiz artışı bitti ve doğrudur. Dünya genelinde de çok fazla bu saatten sonra faiz artışı beklemiyoruz. 2024 ve 2025 yıllarının içerisinde mevcut enflasyonun rutin şekilde kontrol altında gidecek olup bu noktada artık faiz oranlarının gevşetilmesi piyasadaki riskli varlıkları kelimenin tam anlamıyla uçuracaktır. Yani en büyük katalizör ETF'miş. Şimdi yani halvingi ayrı, ETF'i ayrı, Fed'in faiz, yani bunların üçü de çok büyük katalizörler. Hani ne diyebilirim ki? Çok büyük ve birbirlerine çok yakın zamanda. ABD'nin finansal koşulları aşağıdaki grafik, yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'ın Ocak ayı başlangıçtı ABD finansal koşullar endeksini gösteriyor. Endeks sadece birkaç hafta önce görülen yılın en yüksek seviyesi olan 100,74'ten 100'ün biraz altına düşerek Eylül ve Ekim aylarında tanık olan sıkılaştırma politikasının sonuçlarını sıfırladı. Bu düşüş ileride daha dirençli bir ekonomi olduğunu gösteriyor ve kripto para birimleri dahil tüm riskli varlıklar için olumlu bir ortam yaratıyor. Bitcoin'in yılın başından bu yana elde ettiği kazançların çoğunu ABD işlem saatlerinde elde etmesi de bunun kanıtı. Ya tabii ki de. Tabii ki. Yani sonuçta mesela yarın günlerden pazar. Pazar gününde beklenti ne ve sürekli olan şey ne? Tabii ki piyasada düşüklük. Yani sebebi de belli. O yüzden bu veriler tabii ki de takip ediliyor. FCA endeksindeki %1'lik bir oynama sonraki 3 ila 4 çeyrekte %1'lik bir GSH değişimini tetikliyor. Fed analistleri finansal koşulları ekonomik sağlık ve para politikasına bağlı olarak değişen ve potansiyel olarak ekonominin kendisini de etkileyebilecek bir varlık fiyatları ve faiz oranları kümesi olarak tanımlıyor. 10 yıllık hazine getirisinde kırılma diyor. 10 yıllık bonoda getirinin 50 bas puan düşerek %4,3'e gerilemesi vesaire vesaire. Evet. Genel olarak durumlar bu şekilde. Piyasada pek çok şey olumlu bir şekilde devam ediyor ve kripto boğası da sürüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.